Şeref Oğuz, tüm tuşlara bastık, şimdi sırada ne var? Önceleri piyasaya kulak asmıyor, kafamıza göre epistemolojik kopuş yaşıyorduk. Heterodoks rüyalar içinde cari fazla vermek adına, faizi sebep, enflasyonu sonuç sayıyor, bu sayede üretim, büyüme, istihdam, ihracat artacak sanıyorduk. Ama olmadı, döviz fırladı, faiz zıpladı, enflasyon katlandı. Sonra piyasaya kulak kabarttık, 22 ay boyunca yanlış yöne giden ekonomi trenine rasyonel bir makinist oturttuk, taşlı tarlaya sürdüğümüz arabayı doğru yöne çevirmeyi denedik. Hatta merkeze kadın güvernör dahi bulduk, buluşturduk. Ama olmadı, döviz fırladı, faiz zıpladı, enflasyon katlandı. Alınan her tedbir nedense boşa çıktı. Harpte eğer stratejiniz yanlışsa, taktik başarılar sizi kurtarmaz, aksine hezimetinizi hızlandırır. Bu yüzden temel strateji sorgulanır, taktik başarıyla övünülmez. Oysa bizim stratejimiz, zenginden yana tutum almak, yandaşa kaynak aktarmak, üretimi arttırmak yerine tüketimi kısmak oldu ve çuvalladık. Bilgeler der ki, servet ile biz sanırdık ki rahat artar, rahat ile umardık ki taat artar, bulduk bir ehli tahkik sorduk, dedi ki, servetle gaflet, rahatla illet artar. Nitekim öyle oldu ve içi boş büyüme ile seçim ekonomisiyle, ucuz kredi, bol ihsan ile enflasyonu zıplattık, şimdi de çözemiyoruz. İki soru iki cevap, ekonomiyi yönetmeye dair. Hangi tuşlara bastık? Dövizi durdurmak için KKM tuşuna bastık, faizi arttırdık, biri diğerinden merdane 250 regülasyon ürettik. Seçimde kaşıkla verdiklerimizi kepçe ile geri aldık. TÜİK marifetiyle ücretleri frenledik, köprüsünden enerjisine yapılmadık zam, kokpitte basılmadık tuş, ellenmemiş mandal bırakmadık. Hangi tuşlar duruyor? Oysa reform tuşunu ellemedik, tarımdaki sahte müjdeleri sorgulamadık, hukuk dedik, guguk sesi çıkardık, tasarruf dedik, israf anladık, üretene teşvik dedik ama zombi şirketi destekledik. Yapısal hiçbir reformu göze alamadık. Muhalefetin de böyle derdi kaygısı olmadı, onlar da yan gelip yattı. Not, bize yeni iktidar değil, yeni bir zihin lazım. Bir sorun, zaten onu var eden zihin düzeyi ile çözülemez. Bugün ekonomi hastadır ve kök sebebi, reformsuzluk ve ahlaksızlıktır. İktidarı da muhalefeti de sorunun cevabını bu kök sebepler dışında aradığından, biri diğerine alternatif oluşturamamakta, topluma her ikisi de çözüm sunamamaktadır. Ekonomide çözüm var mı? Elbette var fakat bu çözümü doğru yerde aramalı. Piyasa, faiz artmalı, dedi arttırdık ama Bed el Harabül Basra yaptık. Piyasa, şimşek gelmeli, dedi getirdik ama yandaşa dokunma, vergi çıkarma, zengini üzme, dedik, avara bıraktık. Ancak tüm bunları yapmamıza rağmen enflasyonun düşeceğine dair umut üretemedik. Algıyı yönetmeye öylesine odaklandık ki iktidar yakınlarının kâr salgısını ıskaladık. Hal böyle olunca hiç kimsenin geleceğe dair beklentilerinde olumlu ayrışma yaşanmadı. Şimdi soruyoruz, sırada ne var? Gece vakti bir sokak lambası altında endişeli duran adama sorarlar, ne ararsın burada? Düşen anahtarımı arıyorum, der. Peki, anahtarını burada mı düşürdün? Adam, lambanın aydınlatmadığı tarafı işaret ederek, orada düşürdüm. Ama orası karanlık bu yüzden ışığın altında arıyorum. Biz, kirli siyaset lambasının loş ışığında, hasta ekonomiye çare arıyoruz. Muhalefeti ve iktidarıyla, anahtarı, reform lambasının aydınlatmadığı, zihin değişikliğinin olmadığı yerde arıyoruz.